diyebiliriz Gökhan. İnanılmaz, çok teşekkürler. Şimdi programı tamamlamadan önce başka bir ekonomiye sizi götürmek istiyorum. O da bağış ekonomisi. Keza az belki adından söz ettiğimiz önemli bir ekonomi. Tam da bayram haftasına denk geldiği için bu röportajı yayınlamak istedik. Oldukça önemli. Darüşşafak ile yaptık bu röportajı. Arkadaşımız Ceren'in haberi. Birazdan izleyeceksiniz ama oldukça büyük bir ekonomi, büyüyen bir ekonomi ve belki de büyümesi gereken bir ekonomi. Bağış yapma niyetiniz varsa ya da daha önce yaptıysanız, düşünüyorsanız hem bu ekonomiyi anlamak adına hem de bu kurumlar neler yapıyorlar tam da bayram üzerinde bu merakı gidermek adına bu röportaja sizi davet ediyoruz ve bununla veda edelim. 1 Eylül'de 2017-2018 eğitim ve öğretim yılını açmaya hazırlanan Darüşşafaka, eğitimde fırsat eşitliği için bayram bağışı yapmaya çağırıyor. Kurban bağışı yapmak isteyenler için önerilen rakam 700 lira. Bloomberg ET'ye konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Camaş, 1000'e yakın öğrencinin cemiyet çatısı altında eğitimlerini sürdürdüğünü belirtti. Darüşşafaka Cemiyeti 155 yıldır kesintisiz faaliyetlerini sürdüren Türkiye'de eğitim alanındaki malumunuz ilk sivil toplum kuruluşu. Darüşşafaka Cemiyeti'nin kuruluş amacı Türkiye'de anne veya babası olmayan, maddi imkanları nitelikli bir eğitim alma ya yetmeyen yetenekli çocukların 5. sınıftan lise sona kadar eğitim aldıkları, nitelikli eğitim aldıkları bir kurum. Cemiyetin de varlık nedeni bu eğitim kurumlarının yaşamasını devam ettirmek. Şu anda 1000'e yakın öğrenci Türkiye'nin 70 ilinden gelen Darüşşafaka eğitim kurumlarının çatısı altında 5. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitimlerini sürdürmekte. Bayramdan sonra ayın 11'inde yeni yılın kapılarını tekrar çocuklara açacaklar. Bu sene başlayacak olan 120 yeni öğrencisiyle birlikte. Cemiyet Başkanı Camaş, Kurban Bayramı nedeniyle Darüşşafaka'ya ulaşan toplam bağış miktarının 1.8 milyon lira olduğunu belirtti. Biz Darüşşafaka olarak bildiğiniz gibi 155 yıldır sadece ve sadece hayırseverlerin bağışlarıyla ayakta durmaktayız ve bu çocuklarımızın eğitimlerini bu şekilde karşılamaktayız. Şeker Bayramı ve Kurban Bayramı gibi manevi değerlerimizin daha da yükseldiği bayramlarımızda halkımızın Darüşşafaka'ya karşı duydukları güven ve yakınlık sonucunda yaptığı bağışlarda tabii ki daha da artışları yaşıyoruz. Biz Kurban Bayramı'nda çok uzun zamandır kesimli kurban kabul etmiyoruz. Zira bunu bizim yıl içerisinde adak olarak veren bağışçılarımızın yapmış oldukları adakları kestiğimiz için çocuklarımızın beslenmesine yetiyor. Bu nedenle son yıllarda bununla dini inançlarımız doğrultusuyla kesim yapmayacaksanız o zaman kabul etmenizin de doğru olmadığından dolayı kesimsiz eğer bize bağış yapmak isteyen sadece yani eğitim için bağış yapıyorum ben kurbanımı başka bir şekilde hallediyorum diyen bağışçılarımız için biz bunların bağışlarını kabul ediyoruz. Nitekim Kurban Bayramı'nda bir hayır yapmak isteyen kişinin eğitim gibi çok kutsal bir konuda da yapabileceği bağışları için Darüşşafaka galiba doğru adreslerden bir tanesi. Biz bunun için 700 lira gibi bir rakam dedik ama tabii ki bu gönlünden kişilerin ne kadar koparsa bunun altında da olabilir, üstünde de olabilir. Şu an itibariyle 1 milyon 800 bin lira civarında bir bağış Kurban Bayramı nedeniyle ulaştı cemiyetimize ama hedefimiz 4 milyon. Umarım bağışçılarımız bizi her zaman olduğu gibi, her yıl, her bayram olduğu gibi gene destekleyeceklerdir ve buradaki okuyan çocukların geleceklerine sahip çıkacaklardır.